Cumhur İttifakı'nı kurmanın hiç gereği yoktu. Recep Tayyip Erdoğan bence hiç kurmayacaktı Cumhur İttifakı'nı. Zaten birinci partiydi yani. Kimse onu zaten geçemiyordu. İstediği oyu zaten alıyordu. MHP olmasa da olurdu zaten. MHP'nin AK Parti'ye katılması AKP'ye bir şey kazandırmadı yani. Cumhur İttifakı'nı kurarak HDP ile CHP'nin birleşmesine, PKK, İyi Parti, CHP bunların hepsinin birleşmesine zemin hazırladı Erdoğan. Bunlar hepsi birleşerek bir de akıllı siyaset yürüterek İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da ve Mersin'de HDP'nin aday çıkartmaması CHP'yi kazandırdı. Güneydoğu'da da HDP'nin AKP ile kafa kafaya çekişmiş olduğu şehirlerde orada da CHP aday göstermedi. Orada da AKP'nin elinden belediyeleri alıp HDP'nin eline verdiler. Yani CHP burada AKP gitsin de isterse PKK bile gelsin dedi ama yine de bunu çoğu seçmen görmedi yani. Demek ki iyice bıktıydı yani, istemiyordu Erdoğan'ı yani o kadar. Demek yani zoruna gitti demek ki yani. Artık o sandı mı diyeyim, sevmiyor mu diyeyim. Sevmediği zaten belli de yani, bu kadar bıkkınlık niye yani, o kadar da hizmet vermişken onu anlamak da zaten biraz güç. Ama Cumhur İttifakı ile Erdoğan hata yaptı yani. Keşke kurmasaydı. Şimdi 31 Mart seçimlerinde Ekrem İmamoğlu seçimi yani tam kazanamayınca, fazla bir fark olmayınca tekrar 23 Haziran seçimlerinde halk demek ki Ekrem İmamoğlu'na inanmış ki mağdur olduğuna, mağdur olarak görmüş ki büyük bir farkla Ekrem İmamoğlu'na kazandırdılar İstanbul'u. Ama şimdi şu anda memnunlar mı İstanbul'dan? Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemiş olduğu söz akla geliyor yani. Kaybettiğine yani kazandıklarına bir anda da seviniyoruz yani. Neden? Çünkü CHP'nin ne olduğunu 23 sene geçen aradan sonra tekrar görme, tanışma vesilesi buldular. Şimdi 23 yıl aradan sonra CHP'nin tekrar ne mal olduğunu canlı canlı görecekler. Her şeye zammı güzelce geçirdi Ekrem İmamoğlu. Zaten çıkmış olduğu programlarda diyor ki ne? Yani soruyorlar, bizde sen önemli büyük bir muazzam bir yapıtın, eserin ya da herhangi bir projen var mı diyorlar. Kimse bizden böyle muazzam bir eser ya da proje beklemesin. Böyle bir idealimiz yok zaten diyor. Şu anda geri gelmez 9 milyar TL zaten İstanbul Belediyesi'ni borca soktu zaten. Gele gelmez de. Ama Erdoğan'ın söylemiş olduğu şu laf çok manidar. Biz kaybetmedik. Sadece başka bir bahar için yaprak döktük. Bir sonraki baharda daha gür ve daha yeşerik olarak açılacağız demesi manidar. Bıkkınlık, yılgınlık ve kayıp duygusu hissetmedi. Devam ediyor yoluna son derece. Aynen kaldığı yerde, kimseye küsmüş de değil, kızmış da değil, hizmetlerine son derece devam ediyor. Kaldığı yerden sanki kazanmış gibi. Bir sonraki seçimde normal şartlarda %90 kazanır ama CHP, HDP ve İyi Parti, Karamollaoğlu da bu dörtlü grup Erdoğan'ı 2023 seçimlerinde bayağı zorlayacaklara da benziyorlar. PKK aday çıkarmıyor. Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacak. CHP ile birleşiyor. Tabi muhafazakar ve dindar kesim bunu görür ama CHP'nin yandaşları zaten çoğusu görmez de bazı tarafsız ve kararsız olanlar, bazen o tarafa bazen bu tarafa oy verenler anlar mı anlamaz mı o 2023 yaklaşırken göreceğiz yani. Ama Erdoğan'ın kazanacağı gibi gözüküyor yani. Fazla farkla olmasa da kazanacak gibi duruyor. MHP'de herhangi bir fayda getirmedi yani. Zaten MHP'nin CHP ile ittifak yapması, ne kadar dindar kesim ve sağcı muhafazakar kesim varsa hepsi Erdoğan'a zaten oy atıyordu. Şimdi
Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'a yaklaşması üzerine daha önce 1 Kasım seçimlerinden önce Cumhur İttifakı kurma hani planlar olmadan önce hep Erdoğan'a hakaretler ediyordu, saldırıyordu Erdoğan'a. Hiçbir zaman yanında yer almamıştı, büyük bir muhalefetti. Birden Erdoğan'ın yanına geçmesi ve önceden yapmış olduğu hakaretleri kendisinin unutması tabanının unutmamasına sebep oldu. Yani onlar unutmadı hala. Onlar akıllarında yer ettiler. Onlar Bahçeli'nin görmüş olduğu belgeleri, bilgileri göremediler. Bahçeli gördükten sonra belge ve bilgiyi FETÖ'nün Meral Akşener'le MHP'yi ele geçireceğini, Devlet Bahçeli'nin ipini çektiğini ve Erdoğan'ın da yardımıyla MHP'yi ele geçiremeyerek hani savcı ve hakimleri son dakikada olağanüstü kongreye götürerek MHP'yi delegeleri de MHP delegelerini tehdit edip şantajla bazılarını kaset kumpasıyla bazılarını da satın alarak onları da Meral Akşener'in lehine oy kullandırmaya zorlayıp MHP'yi tamamen ele geçirmekti. Buna MHP lideri Devlet Bahçeli ve Erdoğan'ın da harekete geçmesi üzerine bunu gerçekleştiremedikleri için mecburen MHP'den bir parti doğurdular. Çakma Meral Akşener, çakma ülkücü ve çakma hani dişi kurt diyorlar ya Asena olarak ortaya çıktı. Şimdi son zamanlarda da hani bir ülke masası kuralım. Burada da HDP olmasın diyor aklı sıra hanımefendi. Ne diyorsa. Süreyya Önder de zaten çıkıyor bize diyor hani aracı gönderen kişiler, bizle birlik olmak isteyen, ittifak kuran kişiler. Şimdi başka başka konuşuyor diye açıklıyor zaten de. Ahmet Türk de zaten Süreyya Önder'e hani böyle konuşma ittifakımızı bozuyorsun AKP'nin işine yarıyor dese de hani gerçekler bir şekilde ortaya çıkıyor yani. Ama görmek için göz lazım, duymak için kulak lazım. Şu zamanda herkes görür mü, duyar mı bilmiyorum.